Dialize'den herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda punch iğnesini nasıl kullanacağını öğrenmiştik. Bu videomuzda da yine punch iğnesiyle bu kez birkaç farklı teknikle beraber farklı bir çalışma yapacağız. Bu çalışmamızı da Alize Diva kalitemizde yapacağız. Diva parlak bir yapısı olduğu için kumaş üzerinde ve özellikle keten kumaşları üzerinde çok canlı ve kaliteli duran bir iplik. Hatta Diva'nın renk alternatifleri o kadar fazla ve canlı ki hangisini seçip yapacağınızı bilemiyorsunuz. Biz de bilemedik. O yüzden ortaya böyle capcanlı, içinizi açacak tatlış bir yastık ortaya çıktı. Hadi isterseniz ayrıntılarını beraber göz atalım. Bugün sizlerin de internetten rahatça bulabileceği hazır, dikilmiş, keten bir kılıf tercih ettik. Ben desenimi ortaya konumlandıracağım için arkasını normalde böyle dikili vaziyetteydi. Birazcık açtım, rahat işleme yapabilmek için. Ayrıca da kenarlarını da daha fazla kumaş atması olmasın diye biraz bantladım. Bunları iş bitiminde daha sonra elimle ya da makinayla dikip kapatacağım tekrar. Desenimi de kumaşa aktarmak için herhangi bir karbon kağıdı gibi ayrı bir malzemeden faydalanmayacağım. Çünkü kumaşımın altına koyduğumda üst taraftan rahatlıkla gördüğüm için buradan bu şekilde desenimi çizeceğim. Evet, desenimi çizmeyi bitirdim. Kumaşımı kaslama güzelce gerdim. Kenarlarında da iğneledim ki rahatlıkla işleme yapabileyim. Daha önceki videomuzda ayrıntılı olarak ipimizi nasıl iğnemize geçireceğimizi beraber görmüştük. O yüzden şimdi hızlıca belirlediğim diva rengimi iğneme geçirip çalışmama başlıyorum. İğnemi kumaşa ilk olarak geçiriyorum. Yine arkadan bu kalan ipliğimi arkadan geçiriyorum ve önümde tekrar alıp düz punch tekniğime başlıyorum. Yine iğnemin kesik ucu gideceğim yönü, yani sol tarafa gösteriyor. Yavaşça işlemime başlıyorum. Çizgilerin eşit olmasına dikkat ediyorum. Ki daha düzgün, daha doğru bir görüntü olsun. Bu sağdaki boşluğu bu şekilde turuncu ipimle tamamlayacağım. İlk parçamı doldurdum. Daha önce bahsettiğim Alize'nin parlak görüntüsünü şimdi daha iyi görebiliyorsunuz sanırım. İşte bu görüntüyü ben çok seviyorum. Bu kadar kestim ve iğnemi ilk kısımdan çıkartıyorum. Tekrar kırmızı iğnemi kumaşıma batırdım. Arkasını döndürdüm. İpimi çektim. Ön yüzünü kullanacağım için arkada iplerimi bırakıyorum, tekrarlayayım. Evet, kırmızı ipimi bitirdim. Şimdi turuncu ipimi geçtim. Arkadan tekrar çekiyorum. Şimdi de beyaz ipime geçtim.
Buradaki yuvarlakları beyazla dolduracağım. Etrafındakileri de morla yapmayı planlıyorum. Tekrar ipimi batırıyorum. Böyle çift renk çalışacağım zaman önce içerideki desenleri dolduruyorum. Daha sonra dış geçeceğim rengi dolduruyorum. Yani punch'ta bu daha rahat oluyor. Burada maksat her bir geometrik şekli farklı görünmesini sağlamak. O yüzden çizgilerimin boylarını da çok eşit tutmuyorum. Hepsi farklı olsun istiyorum. Evet, üçgenli kısma geldiğimizde de yine iğneme farklı bir renk taktım. Üçgenimin en uç kısmına batıyorum. Arkadan. İğnemi kaldırıyorum. Üçgenimin en uç kısmına iğnemi batıyorum. Uzun bir adım atarak. Ve ne olur ne olmaz diye arkadaki ipimi diğer elimle tutuyorum. Ki herhangi bir çıkma olmasın. Öbür uca geldim, battım. Elimle ipimi tuttum. Öbür uca geliyorum. Tekrar batıyorum. Bu şekilde üçgenimi içini dolduracağım. Bu tekniğe uzun adım nakış tekniği de deniyor. Saten nakış da deniyor. Bu şekilde tamamladım. Tekrar diğerine geçerken ipimi kesmeme çok gerek görmüyorum. Karşı tarafa atlıyorum. Aynı şekilde burayı dolduracağım. İşlememde yavaş yavaş aşağı iniyorum. Şimdi farklı bir renk taktım iğneme. Tekrar batıyorum. Bu sefer de bu şekilde uzun uzun adımlar atmak istiyorum. Adımı tutacağım. Buradaki baklavalarımı böyle uzun uzun adımlıyorum. Ne olur ne olmaz da arkadan elimle biraz destekliyorum ipime çıkmasın diye. Çalışmamızı sonlandırıyoruz. Şimdi en son olarak da böyle etrafına farklı şekilleri böyle boyutlu şekilde bırakmak istedim. O yüzden buradan değil de arka taraftan yine göründüğü için rahatlıkla çizdim. Ve iğnemin ayarını da biraz daha yukarı çıkararak arkadan işlemeye başlayacağım. Ki ön taraftaki şu boyutlu olan şekli verebilelim. Evet, yine bitirdim. Bu sefer önden
İpimi tutuyorum, arkadan çekiyorum. Kesip bitiriyorum. Şimdi kasnağımı da çıkarıp arkadaki fazlalık ipleri hemen kesiyorum. Yastığımız bitti. Yastığımı kapamadan önce arkasını dikecektim demiştim. Şimdi dikmeden önce bu arka tarafını sabitleyelim ki herhangi böyle bir yıkamada vesaire de bir sorun yaşamayalım. Sabitlerken de herhangi bir çiçek tutkalı olur, punch tutkalı olur. Hangisine kolaylıkla ulaşabiliyorsanız bu şekilde bir tutkallama yöntemiyle sabitleyebilirsiniz. Ben böyle birazcık döküyorum. Ve her yerine yedirdiğimden emin olacağım. Biraz daha büyük bir fırçaya geçebiliriz. Bol bol sürelim ki daha iyi tutsun. Bu şekilde hepsini süreceğim. Bu arada tutkalımız yaklaşık 24 saatte tamamıyla kuruyor. O yüzden kuruduğundan emin olduktan sonra arkasını kapayıp İçini de elyafla doldurup çalışmamı sonlandıracağım. Yastık kılıfımızın da en son bitmiş hali bu şekilde. Elyafımızı da doldurduk. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli örgüler.